2010, Mart ayının ortaları. O sabah, yine diğer sabahlar olduğu gibi, New York'ta tuttuğu dairede açtı gözlerini. Evine gitmek için gün sayıyordu. Ama performansını da hakkıyla bitirmesi gerekiyordu. 40 yıllık çalışmasının ardından artık performans sanatı anlaşılıyor, o da saygın bir sanatçı olarak anılıyordu. Bunu tehlikeye atamazdı. The artist is present, yani sanatçı sahnede performansını yapmak istediğini söylediğinde herkes bunun bir intihar olduğunu düşündü. Marina, unutulmayacak bir çalışmayla sahnede ölebilirdi. Bir sanatçı için belki de hayata gözlerini yumacak en güzel yer New York Modern Sanatlar Müzesi'ydi. Haftanın 6 günü, günde 7,5 saat bir masanın başında oturmak ve hiçbir şeyi yapmamak sanat değilmiş gibi değerlendiriliyordu. Oysa sanatın hiçe en yakın olunan yerde gerçek sanat olduğunu düşünüyor ve bu büyük çalışmasında hiçi yaratıyordu. Yaptığı şey zor olmasına zordu ama aynı zamanda o kadar da basitti ki hiçti, neredeyse hiçti. Gün içerisinde karşısına tanımadığı binlerce insan oturuyor, o ise sadece onların gözüne bakıyordu. Gözlerinin en içine bakıyordu. Bu New York'ta olup olabilecek en nadir şeylerden biriydi. Tanımadığım biriyle dakikalarca bakışmak. Mona Lisa tablosunun bile önünde ortalama 40 saniye geçirenler, şimdi burada dakikalarca bakışıyordu. O yüzden hiç unutulmayacak anlar yaşanıyordu. Belki de yaşanan saf gerçeklikti. Yatağından kalktı, yardımcısıyla lafladı, giyindi ve müzeye doğru yola çıktı. İnsanlar yine geceden kapının önünde kamp kurmuş, çağdaş performansın babaannesinin karşısında kısacık bir süre dahi oturmak için bekliyorlardı. Marina içeri girdi, son düzenlemeleri yaptı ve o kırmızı elbisesini giydi. Güvenlikle birlikte salona geçti. Günlerdir yaptığı ritüeldi bu. Her şey hazırdı. Sandalyesine oturdu ve kafasını öne eğdi. Kapılar açılınca onlarca kişi içeri akın etti. Şimdi günün ilk konuğu onun karşısındaydı. Kafasını kaldırdı, bakıştılar ve bakıştılar. Ardından bir diğeri geldi. Biri daha, biri daha. Marina her seferinde kafasını öne eğiyor ve sanki zihnini sıfırlıyordu. Karşısına oturan her yeni kişiyle birebir en saf haliyle iletişime geçiyordu. Kimi ağladı, kimi güldü, kimi protesto etmek istedi. Oysa o gün unutulmayacak bir deneyim yaşayacağından habersiz, hissiz bir şekilde sadece oturuyordu. Her dilden, her ırktan, her renkten ve her yaştan insanla karşı karşıya gelmişti. Ama şimdi o kendi sınavını verecekti. Ve hayatın soruları hiç beklemediği bir yerden çıka gelecekti. Yeniden gözlerini önüne eğdi. Kafasını son kaldırışında gördüğü silüet bir hayal değildi. Acı bir aşkın ikinci ve aldatan öznesi yine orada duruyordu. Gözlerinin içine bakıyordu. 12 yıllık sevgilisi. 21 yıllık aşk acısını gördü karşısında. Ulay. Ve hiçlik birdenbire her şeye dönüştü. Anılar, ihanet, birlikte geçirilen karavan yılları, sanat, aşk ama en çok da aşk. Ulay'a baktı. Yüreği yine kıpır kıpırdı. Kollarında sabahladığı adam biraz yaşlanmış olsa da bir an aklından bütün işi bırakıp onun kollarında sabahlamak geçti. Diğer her şey, meslek, kariyer, ün, hiçbirisi bu adamın kollarındaki tadı vermemişti. Son 21 yılını hep onunla karşılaşacağı anı hayal ederek geçirmişti. Sonra geriye dönmenin imkansızlığı, tam çocuk sahibi olmayı düşünürken karşılaştığı ihanet. Ulay şimdi karşısında ona bakıyordu. Kafasını yana eğdi. Bu her anlama gelebilirdi. Pişmanım diyordu belki. Belki büyüdük. Belki de keşke diye geçiriyordu aklından. Salondaki onlarca kişinin anlayamadığı ama sadece o ikisinin anladığı bir dille konuşuyorlardı. Amsterdam'da tanışmışlardı. Herkes onların büyük aşkına 12 yıl boyunca şahit olmuştu. Bir bedende birbirine bağlı ikizler gibi izlerlerdi. Hatta sanki bunu kanıtlarcasına aynı gün doğmuşlardı. Birçok unutulmaz performansa imza attılar. Hatta şu an o serginin diğer salonlarında genç sanatçılar Marina'nın unutulmaz 5 performansını yeniden yorumluyorlardı. Bu performansa da yıllar önce aslında birlikte başlamışlardı. İkisi de günlerce bir masanın başında karşılıksız oturacaklardı. Ki başardılar. Ama Ulay her zamanki gibi Marina'dan önce pes etmişti. Performansı bıraktı. Marina ise uzun yıllardan sonra bunu tek başına, yine karşısına Ulay'ın oturacağını bilmeden karşısındaki sandalye boşken yapmaya cesaret etmişti. Ayrılıkları da duygu yüklüydü. Marina, Ulay'ın onu başka bir kadınla aldattığını ve kadının hamile olduğunu öğrendiğinde çift ayrılma kararı almıştı. Ama bunu da kendilerine yakışır bir performansla yapmak istiyorlardı. Çift, Çin Seddi'nin iki ucundan birbirine doğru yürümeye başladı. Bu 3 ay süren yürüyüş onların ayrılığını sembolize ediyordu. Ortada buluştuklarındaysa bir daha görüşmemek üzere vedalaştılar.
ve bir daha asla görüşmediler. Ta ki bu ana kadar. İşte tüm bunlar o birkaç damla gözyaşıyla aktı gözlerinden ikisinin de. Ne olursa olsun bir damla gözyaşı akıtmalı ve ileriye doğru yürümeliydi. Uzandılar ve birbirinin ellerini tuttular. Herkesin olduğu gibi Ulay'ın da süresi doldu ve kalkıp gitti. Marina ise gözlerini yine önüne eğdi. Yeniden zihnini sıfırlaması gerekiyor, karşısında yeni bir insanı görmek için hazır olması gerekiyordu.